Merhaba, iyi akşamlar. Bazılarınıza iyi günler, bazılarınıza günaydın. Nasılsınız? İyisinizdir umuyorum. Bugün bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu bundan birkaç hafta önce Facebook sayfasına bir resim koymuştum. Titaniklerin derdi çok olur diye bir konuyla karşınıza çıkmıştım. O resmi görüp birçok kişi bana mesaj attı, birçok kişi bir şekilde bana ulaştı ve bu resimle ve o yazıyla ne demek istediğimi sordular. Ben de merak etmeyin, yakında bununla ilgili bir video çekeceğim. O videoda bütün konulara değineceğim. Neden Titaniklerin derdi büyük olur? Titanikler nedir? Ve bugün biz kendimize bunu nasıl uyarlayabiliriz? Onu anlatacağım. Şimdi Titanik deyince aklımıza, herkesin aklına gelen net bir şey var. Bu da zamanının en büyük gemisi olan ve kesinlikle batması konusunda herhangi bir soru işareti bile olmayan bir gemiden bahsedeceğiz. Bu gemi akla geliyor. Filminde seyretmişsinizdir Titanic filminin. Kısa bir özet geçeyim Titanic filminde. Herkes bu gemiye binmek istiyor. Herkes binemiyor. Bileti alanlar binebiliyorlar. Gemi yola çıkarken geminin sahibi şunu net bir şekilde söylüyor. Bu gemiyi Allah bile batıramaz diyor. Peşinden kaptan geminin sahibini uyarıyor. Bazı konularda eksiğimiz var. Mesela filikalarımız yok. Can yeleklerimiz yok. Bu konuda sıkıntıdayız. Her şey tam değil. Bu geminin yola çıkmaması lazım diye bazı önerilerde bulunuyor, ikazlarda bulunuyor. Bunun üzerine geminin sahibi bu gemiyi Allah bile batıramaz diyor. Daha sonra yola çıkıyorlar. Yola çıktıklarında gerekli bütün ikazlar yapılmasına rağmen, bu ikazlara rağmen yola çıkılıyor ve bu gemi çok büyük olduğundan, büyüklüğünden kaynaklanan bir hantallığa sahip oluyor. Bu hantallıktan dolayı da gece vakti farkına varmadıkları bir tane büyük bir iceberg'in, yani buzdağının kenarına sıyırarak geçiyorlar. Direkt bir çarpma yok. Filmden hatırlayacaksınız. Gemi buzdağını görüyor. Kendisini kurtarmak için sola dönüş yapmaya çalışıyor. Fakat tam dönemiyor. Dönemediği halde buzdağının suyun altında kalan kısmı geminin sağ tarafını çiziyor ve zedeliyor. Ve gemi devam ediyor yoluna. Burada o çizikten, o hasardan sular dolmaya başlıyor. Yine filmi hatırlayın. Kaptan bunu kendi geminin sahibine anlatıyor. Diyor ki bu su buraya dolacak. Önce bir depo doluyor. Bir ön tarafın bir deposu var. O doluyor. Daha sonra burası dolacak. Daha sonra üçüncü bölüm dolacak. Dördüncü bölüm dolacak derken geminin de yavaş yavaş batacağını söylüyor. Ve bu geminin batması da yani artık imkansız, yani önüne geçilemeyecek bir durum. Bunu belirttikten sonra yine kaptan, geminin sahibi bunu pek fazla önemsemiyor. Diyor ki problem değil, yolumuza devam edelim. Fakat yola devam ettikçe gemi su alıyor. Gemi su aldıkça geminin dengesi değişiyor. Gemi yavaş yavaş bir tarafı batıyor, öbür tarafı yükselmeye başlıyor. Fakat bu çok yavaş şekilde oluyor. Hızlı bir şekilde olmuyor. Ve en sonunda gemi artık batacak diye kesin kabul ediliyor ve insanlar filikaya binmeye başlıyorlar. O kadar filikaya binmeye çalışıyorlar ki yine filmden hatırlayın. Bütün filikalar yetmediği için birçok kişi gemiden filikalara geçemiyor. Ve gemi o kadar kötü bir duruma geliyor ki filikalar gemiden uzaklaşmak zorundalar. Uzaklaşmazlarsa eğer gemi batarken oluşturduğu girdapla filikalar da suyun içine batacaklar. Öyle bir problem var. Ve filikalar yeterli değil. Can yelekleri yeterli değil. Bu aşamada da artık geminin nasıl batacağı anlatılıyor. Gemi önce 90 dereceye yaklaşmak üzereyken, tam 90 derece, 45 derece diyelim, 45 dereceye yaklaşmak üzereyken geminin arka tarafı kırılacak ve gemi iki parça haline gelecek. Önce ön taraf batacak, ön taraf giderken arka tarafı da kendi içine çekecek. Filmden hatırlayın, çok orijinal bir sahne orası ve gemi içindeki kişilerle, mürettebatıyla beraber denizin, okyanusun dibine gidecek. Şimdi bunu niye anlattım?
bu resimle alakalı bir konu. Resimde ne demiştim? Titaniklerin derdi çok olur. Kendi hayatımıza ve kendi iş hayatımıza hem kişisel olarak hem de iş olarak bunu yansıtmaya çalışalım şimdi. Bir iş yapacaksanız eğer önce planınızı, programınızı yapmanız lazım. Gemi nereden nereye gidecekse o işle ilgili olarak ihtiyaçlarınızın hepsini hazırlamanız lazım. Filikasız, can yeleksiz yola çıkmamanız lazım. Planınızı yapmanız lazım ve bu plana uygun hareket etmeniz lazım. Bu plana uygun hareket etmezseniz, can simitsiz, filikasız, kurtarıcısız, can kurtaransız yola devam ederseniz, kurmuş olduğunuz iş bir noktada bir buzdağına çarpabilir. Bu buzdağına çarptığı zaman da başınıza o firmayı kaybetmek gibi bir sıkıntılı bir duruma düşebilirsiniz. Öbür taraftan yolunuza devam ederken bütün her şeyi tamamlamış olsanız bile, can yelekleriniz, filikalarınız vesaire her şeyi tamamlamış olsanız bile yolda giderken ikazlara çok dikkat etmeniz lazım. Titanik ikazlara dikkat etmediğinden dolayı, sağda solda buzdağları olabileceğini düşünmediğinden dolayı başına gelen ilk kazada Allah'ın bile batıramayacağını düşünülen bir gemi ilk seyahatinde batmış oldu. Siz de ikazları çok dikkatli takip edin. Herhangi bir ikaz varsa buna hemen müdahale edin işinizde. Eğer müdahale etmezseniz karşınıza çıkacak bir buzdağında ciddi hasarlara sebep olacaktır. Hemen bir problem olmaz ama artık bu katlanarak büyüyen bir problem haline geleceği için bir noktadan sonra firmanızı kurtarma imkanınız olmayacaktır. Bunun sonucunda ne olur? Batan firmanız olur. Firmanın haricinde sizinle beraber ümitleriniz, emeğiniz, enerjiniz, paranız, bütün bunlar gider ve tekrar sıfırdan başlamak için ayrı bir motivasyon, ayrı bir enerjiye sahip olmanız gerekir. İşte bu yüzden siz hayatınızda yapacağınız işlerde, işinizle alakalı yapacağınız bütün adımlarda her zaman kendinizi Titanik olarak görmeniz lazım. Titanik olarak görüp ona göre dikkatli hareket edip, bütün planlarınızı hazırlayıp, ihtiyaçlarınızı hazırlayıp her şeyi ona göre yaptıktan sonra planınızı uygularken karşınıza çıkabilecek olan ikazları da dikkate alarak hemen müdahale ederek olayı kontrol altında tutmanız lazım. Yoksa gemi batarken orkestra müzik çalmaya devam eder ama geminin batması engellenemez. İşte bu yüzden dolayı her yerde herkese her zaman söylüyorum. Titaniklerin dertleri büyük olur. İkazları ve planlamaları önemsemezseniz Titanikler batabilir. Umarım bu konuda herhangi bir şekilde bir çalışmanız varsa, işinizle alakalı bir konu varsa bu bilgiyle, bu küçük anekdotla birazcık daha dikkatli hareket edip kendinizi ona göre hazırlarsınız ve firmanızı sağlıklı bir şekilde limana ulaştırırsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi günler.